Merhabalar arkadaşlar. Bugün matematikte sıklıkla rastladığımız bölme ve bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bölme ve bölme ile ilgili soru tarzlarını bir inceleyelim. Öncelikle tanımına bir bakalım. Bölme dediğimiz ifade, öncelikle b'miz sıfırdan farklı olmak üzere a, b, c ve k'nın doğal sayıların elemanı olduğu şartıyla. Bu tarzda bir basit bölme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. A'ya bölünen, b'ye bölen, c'ye bölüm ve k'ya da kalan diyeceğiz. Şimdi yapılan işlemin karşımıza gelecek sonuçlarını tek tek bir inceleyelim. Karşımızda şöyle bir şey vardı. A bölü b, c ve k tarzında bir şey vardı. En önemli sonucum şudur. A eşittir b çarpı c artı k tarzında yazabilirsiniz ve buradaki kalan mutlaka sıfırla bölen arasında olması gerekiyor. Sıfıra eşit olabilir, bölene eşit olamaz. Eğer ki kalanım sıfıra eşitse a eşittir b çarpı c tarzında hemen sonucunu çıkartabilirsiniz. Eğer ki kalanım sıfıra eşitse bu a b'ye tam olarak bölünür dersiniz. Kalan eğer ki bölümden küçük ise bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalanın değişmediğini söyleyebiliriz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimizde bize bir bölme işlemi vermiş. Burada bütün ifadeleri ilk çıkarttığımız sonuçla yazacağız. Yani x artı 3, 8 çarpı 9 artı 5 halinde yazmamız gerekiyor. Hemen işlemimizi yapalım. X artı 3, 72 geliyor artı 5. Yani x artı 3'üm 77. 3'ü diğer tarafa attığımızda x eşittir 77 eksi 3'ten x'imiz 74 geliyormuş. Bir sonraki örneğimizde iki tane bölme işlemi vermiş bize. A'nın C türünden değeri nedir demiş. Şimdi bizim bildiğimiz olay şu. Hemen bunu bildiğimiz ilk sonuçla yazmamız gerekiyor. 4 tane B artı 3 halinde yazabiliriz. B'yi de 3 tane C artı 1 halinde yazabiliriz. Benden istediği A'nın C türünden değerinde buradaki B'yi A'da yerine yazdığımızda arkadaşlar sadece C'ye bağlı bir ifade bulacağız. Yani A eşittir B yerine yazdığımızda 4 tane 3C artı 1 artı 3 halinde yazabiliriz. Şimdi buradaki 4'ü tek tek dağıtıyoruz. A eşittir 12 tane C artı 4 artı 7. Yani A eşittir 12C artı 11 halinde A'nın C türünden değerini bulmuş olursunuz. Bir sonraki sorumuzda toplamları 132 olan iki tane sayı varmış. Büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 5, kalan da 6 ise bu sayılardan büyük olan kaçtır diyor. Şimdi x'imiz y'den büyük olsun. X'i y ile topladığımda cevabımız 132'ymiş. Bir de başka bir veri daha vermiş. X'i y'ye böldüğümüzde bölüm 5, kalan da 6'ymış. Şimdi biz buradaki bölme işleminden şu sonucu hemen çıkartabiliriz. X eşittir 5 çarpı y artı 6 halinde yazabiliriz. Ve buradaki x'i yerine yazdığımızda y cinsinden bir şey bulup y'nin cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Hemen yazalım. 5y artı 6 artı y eşittir 132 geliyor. 6'yı diğer tarafa attığımda ve y'leri topluyorum. 5y artı y'den 6 tane y geldi. 6'yı diğer tarafa attım. 132 eksi 6 yani 126 haline geliyor. Her iki tarafı 6'ya böldüm. Buradan y'miz hemen 21 haline geldi. Benden istediği büyük olan sayı. Şimdi x artı y'miz bizim 132 idi. Burada y yerine 21 yazıyoruz. X artı 21 eşittir 132. 21'i diğer tarafa attım. X eşittir 132 eksi 21'den. X'imiz 111 haline geliyor. Notumuzu bir inceleyelim arkadaşlar. Bölünebilme işleminde öncelikle bölenlerin aynı olduğu durumda kalan bulma işlemine bakacağız. Burada büyük A, büyük B, küçük A, küçük B, M ve K harfleri verilmiş. Bunların her birinin bir doğal sayı olduğunu bir inceleyelim öncelikle. Ve A'nın M ile bölümünden kalanın küçük A olduğunu, B'nin yine M ile bölümünden kalanın küçük B olduğunu söylüyor. Şimdi burada bu büyük A ile B yani sayıların yine aynı şekilde M ile bölümünden kalanlarına bakacağız tek tek. A artı B'nin yine M ile bölümünden kalan kalanların toplamı demektir. Kalanlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz yani. A eksi B'nin M ile bölümünden kalan gene kalanlarının farkı çarpımının yine kalanların çarpımı. Eğer ki üssünü alıyorsanız yine kalanın üssünü alacaksınız demektir. Hemen örneğimize bakalım. A sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ise
Hemen siz burada A yerine 2 yazacaksınız demektir. Kalan üzerinden işlem yapabilirsiniz. Yeni sayımız da şuymuş. A'nın 3. kuvveti artı A artı 3'ün 5 ile bölümünden kalan. O zaman A yerine 2 yazalım. 2'nin 3. kuvveti artı 2 artı 3 haline geliyor. Hemen sayılarımızı yazalım. 8 artı 2 artı 3 yani 13 haline geliyor. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan yani kalanı bölebiliyorsunuz. 2 defa var. 13 kalanı geliyormuş. Bir sonraki sorumuzda 4 basamaklı 2 tane sayı vermiş bize. Şimdi birinci sayının 23 ile bölümünden kalan 5'miş. İkinci sayının 23 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bakın bu iki 4 basamaklı sayı aslında birbirleriyle çok alakalı. Yüzler ve birler basamağı aynı. Ve belli bir sayı toplanmış, bu sayı elde edilmiş. Şimdi aralarındaki farkı bulmaya çalışayım. Öncelikle 3A 2B'yi bir çözümleyelim. Yani 3000 artı 100 tane A artı 20 artı B halinde çözümleyebiliriz. 2A 3B'yi çözümleyelim. Çözümlediğimizde 2000 artı 100 tane A artı 30 artı B haline geliyor. Şimdi arasındaki farkı bulmaya çalışacağım. Çıkartalım. B'ler gidiyor ve 100 A'lar gidiyor. Burada eksi 10 kaldı. Burada da 1000 kaldı. 10 çıkarttığımda 990 geliyor. Şimdi 990 kadar ileri gidecekmişim. Ben 23 ile bölsem bu 990'ı ve kalanı bulsam, kalan üzerinden hareket etsem hemen 3A 2B ifadesini 23 ile bölümünden kalanını bulabilirim. Hemen 990'ı biz 23'e bölelim. 4 defa diye düşünsek 2, 92 geldi. 70 geldi. 3 defa düşünsem 69, 1 kalanı geldi. Şimdi sayıda 990 ileri gittiğimde 1 kalan ileri gidiyormuş. Benim kalanım 5'ti. O zaman kalanım 1 birim daha ilerleyecekmiş. Yani 3A2B ifadesinin 23 ile bölümünden kalan 5 artı 1 yani cevabımız 6'dır.